Siver Yansın TV'den, Pankuş'tan herkese mutlu günler. Hasan Ünal hocamızla birlikteyiz, Profesör Doktor. Tabii daha öncesinde bir program yapmıştık. Covid-19 sonrası dünya ne olacak? Uluslararası sistem nereye evrilecek? Ve Amerika-Çin dengesi, Rusya dengesi nasıl şekillenecek? Avrupa Birliği'de çöküşü aynı zamanda onu da konuşmuştuk. Ve arkasından gelecek olan yeni sistemde Türkiye kendisini nerede bulacak? Bunu konuşmuştuk ama o programda şunu söyledik sonra. Türkiye Covid-19 sonrası ne olacak? Türk dış politikasını aslında konuşacağız, burada masaya yatıracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hocam şimdi tabii malum artık Covid'i konuşmuyoruz. Yani başımıza gelecekse gelecek, artık yapacak bir şey yok. Allah korusun. Evet, hepimizin. Evet, ama bir yavaş yavaş bir düzelme var. İnşallah da bu düzelme devam eder diyelim. Şimdi hocam tabii gelelim asıl hayatın gerçeklerine. Bir de bu da hayatın bir gerçeği. Covid-19 da hayatın gerçeğiydi ama şimdi Libya konusu. Oradan gireyim. Niye oradan gireceğim? Çünkü Doğu Akdeniz, Libya birlikte işleyip arkasından şu anki Covid-19 sonrası Türk dış politikasının mevcut işlerliğini soracağım size hocam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Libya'da Hafter'i gerilettiğimiz iddia ediliyor. Bir yandan da işte orada Sarraç hükümetine büyük destekler veriliyor ve arkasından da Türkiye'nin orada çok önemli işler yaptığı söyleniyor. Doğu Akdeniz'de daha keza devam eden bir süreç var. Ve kaybeden bir Avrupa Birliği, geri çekilen bir Avrupa Birliği var. Ve Amerika oradan biraz gözünü eteğini çekmiş durumda, görünen o. Ama tabii muhtemelen Covid-19 sonrası tekrar biraz daha hızlanacak. Nasıl görüyorsunuz hocam gibi? Şimdi Libya'dan başlayalım isterseniz. Çünkü oradan başlar bu tarafa doğru Doğu Akdeniz'e ve Türkiye'nin diğer bölgesel dış politika sorunlarına gelirsek aslında anlamlı bir tablo çıkar ortaya diye düşünüyorum. Libya'dan başlarsak bizim Libya hükümetiyle bir deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması yapmamız fevkalade yerinde ve doğruydu. Çünkü karşı taraf diyebileceğimiz Kıbrıs Rumları ve Yunanistan yıllardır bölgede iki sebepten dolayı bizim dış politika alanımızı daraltmaya ve neredeyse Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin çıkışını büyük ölçüde kapatmaya yönelik faaliyetler içindeydiler. Bu sebeplerden biri Türkiye'nin Avrupa Birliği saplantısıydı. Olmayacak bir üyelik açıkken, belliyken sanki olacakmış gibi o denli bir hava yaratıldı ki Avrupa Birliği konusu tek başına Türk dış politikası üzerinde belirleyici bir etkide bulunmaya başladı. Kıbrıs Rumları bunu fevkalade iyi kullandılar. Bir takım adımlar attılar. Türkiye'nin pasif kalacağını hesapladılar. Hesapları doğru çıktı. İkinci bir şey de Türkiye'nin 2010 yılından itibaren bozulan dış politika pratiğinde aynı anda pek çok ülkeyle kavgalı görüntü içine girince İsrail'le, Mısır'la bu anlaşmaları genişlettiler ve daha da bir ciddiyet kazandırdılar. Ve derken işin içine işte Kıbrıs Rum kesiminin verdiği doğalgaz arama ve ruhsatları, arama ve sondaj ruhsatları girdi. Derken uluslararası şirketler oraya gelip arama yapmaya başladılar. Başlangıçta biz bunları işte donanmamızla, hava kuvvetlerimizle korkutarak geri çekilmeye zorluyorduk. Fakat bir süre sonra bu böyle olmaz hale geldi. Bizim bir şeyler yapmamız gerekti. Yine doğru bir şey yaptık. Kendi gemilerimizi oluşturduk ve bölgede kendi aramalarımıza başladık. Fakat şimdi bölgede şöyle bir sorun vardı. Kıbrıs Rumları ve Yunanistan, yanlarında İsrail, Mısır başta olmak üzere buna İtalya'yı falan da kattılar ve derken orada bir konsorsiyum oluşturdular. Yani şu fantazi şuydu. Orada büyük çaplı gaz çıkacak. Bu gazı bunlar İsmes denilen Doğu Akdeniz hattıyla denizin yer yer 3000 metre altından yaklaşık 2000 kilometre uzunluğunda bir hatla Yunanistan'a ve İtalya'ya ulaştıracaklar. Ve böylece işte Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti falan da avucunu yalayacaktı. Türkiye'yi de Yunanistan'ın Rodos Adası'yla Meis Adası'ndaki bir hattan çizgi çekerek senin bunun bu tarafında Akdeniz'de şeyin yok, deniz yetki alanın yok, kusura bakma diyeceklerdi falan.
Böylece iyi bir şeydi yani. Bu bir fantezi gibiydi. Ama tabii bir şey yapmazsanız adamlar fantezilerine inanmaya devam ederler. Nitekim Türkiye 2019 yılında bu fantezileri yıkmaya başladı. Şimdi bir yandan doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarına başlarken ve Rumların bana ait dediği yerlere girip hayır burası sana ait değil. Burası A, KKTC'ye ait, B, bana ait. Çünkü Kıbrıs Adası'nın büyük kıtaları denize çıkışını engelleyecek şekilde deniz yetki alanına sahip olması söz konusu olamaz. Sizin sadece karasularınız kadar deniz yetki alanınız olacak. Orada da bu karasularınızın nereden geçtiğini ancak ve ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anlaştıktan sonra belirleyebilirsiniz. Ben ancak ona uyarım. Yoksa ben sizi devlet olarak tanımıyorum. Siz bir haydut yapısınız. Yani siz kimsiniz? Sizi kim ciddiye alır? Tavrıyla yaptı ve çok iyi yaptı. Fakat bunun tabii bu ne demektir? Özetle söylemek gerekirse biz orada kaslarımızı gösterdik. Zaten Avrupa Birliği saplantısından çıktığımız anda Türkiye güçlü yanlarını devreye sokabiliyor Yunanistan'la, Kıbrıs Rumları ile ilişkilerinde. Bu da kasları yani silahlı gücü oluyor. Caydırıcılık yaratıyor karşı tarafın faaliyetleri üzerinde. Dolayısıyla Rumlar bir anda aslında perişan bir hale geldiler. İşte kıyılarından görünecek şekilde bizim gemiler oralarda araştırmalar yapıyorlar. Vesaire ve hiçbir şey yapamıyorlar. İlk defa Rum basınında, Yunan basınında ya biz ne yapıyoruz, Türkiye'yi kışkırtıyoruz. Bu iş yarın bir silahlı çatışmaya dönerse daha da kötü olacak. Acaba bizim politikalarımızda yanlışlar mı var falan demeye başladılar. Şimdi bu politikayı ama diplomasiyle takviye etmek gerekiyordu. Çünkü sadece kas gösterisiyle bir yere varamazsınız. Biz zaten gerek siyasi tarih derslerinde gerek diğer derslerde deriz ki savaş diplomasinin başka araçlarla devamıdır. Yani sizin bir dış politika amacınız olacak. O dış politika amacını elde etmeye yönelik bir diplomasiniz olacak uygulamada ve o diplomasinin o dış politikanın mevcut diplomasiyle sonuç alması açısından eğer silahlı kuvvetlerinizi de devreye sokmanız gerekiyorsa ki bu çoğu zaman caydırıcılık tarafıyla yapılır. O yeter. Onu da devreye sokacaksınız. Ama nedir? Amaç sonuç almaya yönelik olacak. Şimdi sonuç almaya yönelik de Libya ile gittik, bu anlaşmayı imzaladık. Bu fevkalade önemliydi. Niye? Biz karşı tarafa dedik ki bakın bu fantazileri bir tarafa bırakın. A. Burada bu kadar doğal gaz yok. B. Bu kadar doğal gaz olsa bile bu çıkarıldığında siz bunu bir doğalgaz boru hattıyla 2000 kilometre denizin 3000 metre altından götüremezsiniz. Ayrıca bizim burada Libya ile ortay hattımız var ve deniz yetki alanlarımız var. Bak işte buradan kesiyoruz. Ha deniz hukuku sözleşmesine göre, uluslararası deniz hukuku sözleşmesine göre bir devletin deniz yetki alanları olarak ilan ettiği bölgelerden boru hatları ve kablo hatları geçirilebilir. Ama şöyle, eğer o kıyıdaş ülkenin çıkarlarını haleldar etmiyorsa, yoksa kıyıdaş ülke itiraz eder, der ki ben sizin zaten şunu yapmanıza karşıyım. Nitekim bazı ülkeler, Hindistan, Çin ve şu anda Rusya galiba, evet üçü, bunu izin alma şeklinde yorumluyor. Yani benden izin almanız kaydıyla buna izin veririm diyor. Şimdi zaten karşı taraf biz Libya ile bu anlaşmayı yapar yapmaz mesajı aldı. Çünkü biz ne yaptık? Dedik ki burada bir doğalgaz çıksa bile siz bunu götüremezsiniz. Ne yapacaksınız? Yani fantaziniz bu kadar güçlüyse o zaman siz dünyada mevcut olmayan Jüpiter gezegeninden getirdiğiniz bir teknolojiyle doğalgazı çıkartacaksınız. Görünmeyen bir teknolojiyle. Sonra da onu ışınlama yöntemiyle uydu üzerinden Avrupa'ya akıtacaksanız tamam, aklımız ermez buna. Ama normal şartlarda bugün dünyada bilinen teknolojilerle siz bunu götürmek istiyorsanız bu bitti kardeşim. Ha ama
Şimdi bizim amacımız sadece onları dövmek olmamalı ve onların işini bozmak olmamalı. Covid de bu arada bizim lehimize bir sonuç verdi. Çünkü şu anda petrol fiyatları dibe vurduğu için zaten doğalgaz fiyatları da düşük seyredecek demektir. Talep daraldığı için bu uluslararası petrol arama şirketleri de çalışmalarına ara verdiler. İki sebeple ara verdiler yalnız burada. Dediler ki bir, şu andaki talep darlığı sebebiyle, hani bu ekonomik değil burada yapılan iş. İkinci bir şey daha dedi. Galiba Eni'nin yetkilisiydi, CEO'suydu. Dedi ki ya bu konu biraz çetrefil. Bu konuda Türkiye ile Avrupa'nın anlaşması lazım dedi. Yani biz gidip de orada cephenin ortası önünde duramayız. Yani yarın bu işin nereye varacağı belli değil. Şimdi Libya ile bu anlaşmayı yaptıysanız, hatta bu anlaşmanın bir gereği olarak Libya'da bizimle bu anlaşmayı yapan hükümete, Sarraç hükümetine askeri destek de veriyorsanız, ki bu da doğru bir politikadır. Tamam. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Bu anlaşmayı diplomatik hamlelerle taçlandırmanız gerekir. Şimdi biz Libya ile bu anlaşmayı yaparken belli esaslar üzerinden yaptık. Ve bu esaslar bizim bugüne kadar Yunanistan'la aramızdaki deniz yetki alanları sınırlandırılması konusundaki tartışmalar da savunduğumuz esaslar. Yani özetle biz diyoruz ki iki kıyıdaş devletin arasındaki ortay hattın ters tarafında bulunan adalar deniz yetki alanına sahip olamaz. Sadece karasuları olur. Şimdi bu çerçevede yaptık. İkincisi, Libya ile biz dedik ki hakkaniyet esaslı olmalı. Bu konuda 1979'dan bu yana mahkeme kararları var. Mahkeme kararlarının çoğu da bizim görüşlerimiz doğrultusunda sonuçlanmış. Ha, biz bütün bunları yıllardır zaten bir yandan Dışişleri Bakanlığı, öbür taraftan Genelkurmay, özellikle Deniz Kuvvetleri bunları zaten inceliyorlar yıllardır. Diplomatik şeyi taçlandırmayı ne yapacaktık da yapacağız? Yani mesela şu anda yapılanları yapınca ne yapacağız? Şunu yapmamız lazımdı. Diğer kıyıdaş ülkelerle ilişkilerimizi normalleştirerek onlara da benzeri anlaşmalar yapma önerisinde bulunmalıydık. Yani Mısır, İsrail gibi ülkeleri mi diyorsunuz? Kesinlikle. Şimdi bak, İsrail çok kilit bir konumda burada. Neden kilit bir konumda? Çünkü dünya yuvarlak olarak düşünüldüğünde biz nasıl ki Libya ile sınırdaş oluyorsak, aynı şekilde Kıbrıs Adası'nın güneyinden geçen bir hatla da bizim batı kıyılarımız sınırdaş oluyor. Şimdi o çerçevede biz İsrail ile benzeri bir anlaşma imzalamalıyız. Ve demeliyiz ki kardeşim, biz deniz yetki alanlarımızı Doğu Akdeniz'de sınırlandırıyoruz. Şimdi bizim tezimiz de zaten İsrail de kazanıyor. Biz de kazanıyoruz. Mısır da kazanıyor. Biz de kazanıyoruz. Neden? Çünkü biz Kıbrıs Adası'nın ada olarak kara sularının dışında deniz yetki alanı olmayacağını söylüyoruz. Olmaması gerektiğini söylüyoruz. Ha, şimdi bunu tescil ettirip uygulamaya koyabilmenin yolu da bölgedeki ülkelerle benzeri anlaşmalar yaparak eyleme geçmek olacak. Şimdi biz eğer İsrail ve Mısır'la anlaşırsak ve bu tür anlaşmalar imzalarsak, Suriye ile de anlaşıp onların deniz açığından bir yan çizgi çizmeyi başarırsak, o zaman aslında oradan çıkacak doğalgaz tabii yoluna, tabii güzergahına kavuşmuş oluyor. O güzergah da neresidir? Türkiye'dir. Mesele bu kadar basit. Bu ya karadan Suriye üzerinden Türkiye'ye gelebilir ya da denizden birkaç yüz kilometrelik bir hatla Türkiye'ye gelir. O hatla Türkiye'ye gelirken hatta KKTC'yi de yalayarak geçer. KKTC'nin doğalgaz ihtiyacı da görülür. Ha, şimdi bunları yapmazsak Libya'daki anlaşmamız tümüyle değersiz mi kalır? Hayır. Biz oradaki büyük bir oyunu bozmuş oluruz. Oyun bozucu olarak. Ve zaten en önemli özelliği bu o anlaşmanın. Biz askeri gücümüzü de kullanıyoruz orada. Diyoruz ki ben bu oyunu bozarım kardeşim. Zor oyunu bozar zaten ve tamam, bozduk. Bozduk. Şimdi diyorsunuz ki hocam oyun kuralım. Onu mu aldın?
Bravo. Oyun kurucu olmamız lazım. Bunun için de çoktan İsrail'le anlaşmış olmalıyız. Çoktan. Ama bir sürü sıkıntı, bir sürü sıkıntı var iki ülke arasında. Nasıl halledecek bu sorunlar? Bence hiçbir sıkıntı yok. Türkiye ile İsrail arasında her iki ülkenin hayati çıkarlarını ilgilendiren hiçbir sıkıntı yok. Söz düellosu var. Neyle ilgili? Gazze'deki Filistinlilere altını çizerek söylüyorum. İsrail'in kötü muamele etmesi. Bunun ben de farkındayım. Ama bunu İsrail'in değiştirmesini istiyorsak bu şekilde yapamayız. Yapamadık. Yapamıyorlar zaten yıllardır. Şimdi bakın bu hocam Suriye'de Suriye'de çıkarlarımız çatışıyor. PYD'ye destek verdikleri ortada aynı şekilde İsrail bizimle anlaşırsa İsrail bizimle anlaşmaya yatkın bir ülke. Tamam mı? Şimdi İsrail'le bölgesel bir takım konularda farklı noktalarda olabiliriz. Bak mesela Rusya ile bir örnek vereyim biz. Rusya ile ne kadar geniş çaplı işbirliği yapıyoruz? Çok geniş çaplı değil mi? Ama mesela Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında ayrı taraflardayız. İsrail ile de farklı düşündüğümüz alanlar olsun. Ne var bunda? Yani devletler böyledir zaten. Önemli olan çıkarları maksimize etmek. Öbür taraftan anlaşmazlıkları da zaman içinde en aza indirgemek olmalı. Ha, bunun için de profesyoneller çalışır, yol bulurlar zaten. Şimdi şöyle düşünelim. O zaman düşünelim. Diyorsunuz ki oyun kurucu olmak için şu anda bu iki devletle anlaşmak zorundayız. Mısır'la da anlaşmıyoruz ama peki biz bu adımı ne zaman atacağız? Atacak mıyız? Hemen atmak zorundayız. Eğer atmazsak ne olur? Bakın Libya'ya saplanıp kalırız. Çünkü niye? Ha, bugün Hafter birlikleri biraz ilerleme sağlar. Sonra bizim İHA'lar, SİHA'lar ve oradaki askerlerimizin yardımıyla işte Saraç kuvvetleri karşı saldırıya geçer. Onlar onlara. Sonuçta Libya Allah korusun bölünebilir de. Şu anda zaten bölünmüş durumda. Ha niye? Çünkü bu taraftan bize düşmanlık ettiğini söylediğimiz işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire Mısır yoluyla bunlara destek veriyor. Şimdi yarın Mısır mesela Hafter'e daha aktif destek vermeye kalkarsa, Libya'ya kendi birliklerini gönderirse, anlatabildim mi? Şu veya bu şekilde. Ne yapacağız yani? Mısır'la orada savaş mı yapacağız? Bunun ne anlamı var? Hangi çıkarlarımıza hizmet eder bir tarafı var? Çünkü Mısır bizi şöyle görüyor. Diyor ki, bunlar beni devirmeye çalışıyorlar ve batıdan kuşatmak için Libya'ya geldiler. Şimdi bu yanlış algıyı düzeltmenin yolu şudur. Güven oluşturacak adımlar atmak. Bu güven oluşturucu adımlar da diplomasiyle atılır. Müzakere edilir. Mısır'ın peki bizden istedikleriyle bizim Mısır'dan istediğimiz şeyler normalde iki devletin çıkarları üzerinden hesap yapılırsa minimal şeylerdir. Türkiye'de eğer bir Mısır muhalefeti varsa bunun tabii ki buna izin verilmemesini isteyecektir. Bu da gayet normal bir şey. Nasıl ki biz 1998'de Suriye'nin üzerine gittiğimizde Suriye'ye dedik ki bak biz seni öldürmek istemiyoruz. Bizim amacımız üzüm yemek. Beraber yiyeceğiz üzümü. Ama bunun için senin Türkiye karşıtı faaliyetler içinde olmaman, Türkiye karşıtı gruplarla örneğin PKK ile işbirliği yapmaman dedik. Bunları yapmadığı anda dost olduk. Mısır'la da böyle olmuş. Mısır'ın çıkarları da bunu gerektiriyor. Bizim çıkarlarımız da bunu gerektiriyor. Öbür türlü bir mevcut durumu dondurmuş oluyoruz. Ama mevcut durumun devamı çok maliyetli bir şey. Hem askeri, hem stratejik, hem psikolojik, hem de ekonomik maliyeti var. Bu maliyetlerin hepsini Türkiye üstlenmeye devam edemez. Aynı şey Suriye için de geçerli. Şimdi biz yani bir şekilde işte Rusya'ya baskı yapalım, anlaşmamakta ısrar edelim. Sonuçta Esad oradan çıksın, yerine Ahmet kuzeni mi, Maklouf mu, bilmem kim mi, birisi gelse de bari hiç olmazsa. Bu şekilde biz amacımıza ulaşmış gibi olalım ama bu çok uzun vadeli bir şey olabilir, gerçekleşmeyebilir.
Bizim amacımız şu olmalı. Biz Şam'daki hükümetle işbirliği yapmalıyız. Neye karşı işbirliği yapmalıyız? Bir, Suriye'deki savaşın sonlanması lazım. İki, Suriye'deki hükümetin ile, hükümetle bizim derhal ve derhal bir anlaşma imzalayarak Türkiye'ye sığınmış olan Suriyelilerin geri dönüşlerini kayıt altına alan bir anlaşma yapmamız lazım. Şimdi Türkiye yetkililerimizin ağzından diyor ki en az 40 milyar dolar para harcadık. Peki bir 40 milyar dolar daha mı harcayacağız? Ne olacak bu insanlar? Şöyle düşünelim. 2030 yılında ne olur? Böyle gider. Tahmin edemiyorum. Tamam, etmek de istemiyoruz değil mi? Ben söyleyeyim. Minimum 10 milyonluk bir Suriyeli nüfus var. Nüfusumuz oldu 90 küsur milyon. Bunun 10 milyonu Suriyeli. En memnun olan da PKK-HDP. Şimdi sadece oradan hareketle yaptığımızın yanlış olduğunu görmemiz lazım. Yani bu insanların geri dönmesi lazım. Bir de yani ne denir? Daha üstüne olurmuş, ev üstüne olmazmış. Yani dostluk, kardeşlik, din kardeşliği vesaire hepsi bitti. Ayrıca zaten Suriye hükümetiyle anlaşılıp bu insanlar eski evlerine gönderilmesi yönünde adımlar atılırsa zaten sorun kalmamış. Suriye'de savaş büyük ölçüde bitmiş durumda. Anlatabildim mi? Biz bu insanları Suriye hükümeti yakaladığı anda öldürecek diye bir ezber oluşturduk. Bu ezber neredeyse tümüyle yanlış. Doğru değil. İşte şeye gidenler geri dönüyor. Lübnan'a gidenler büyük ölçüde geri döndü. Dönmeye devam ediyor. Başka ülkelerdekiler keza öyle. Buradan gidenler niye dönmesinler? Bunların hepsi konuşulabilir. İki, Rusya ile ilişkilerimiz iyiyken en azından belki Suriye ile yapacağımız ikili anlaşmaya Rusya'da gözlemci olarak hatta garantör ülke gibi imza atabilir. Yani bu sığınmacıların geri dönmesini sağlamaya yardımcı olacağını taahhüt edebilir. Hani bunları da kullanmak lazım vakitlice. Çünkü belli olmuyor ki yarın bir İdlib kriziyle tekrar Moskova önlerine sefere kalkışırız. Hani milleti zor topladık yani 5 Mart'ta Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan Allah'tan bir uzlaşmaya vardığında hani bir kısım savaşçılar Laski önlerindeydi. Bir grup Şam önünde kılıç kalkan mücadele ediyordu. Bir grup da şeyde neredeyse Moskova önlerine sefere çıkmıştı atlarla. Yani şimdi bir anda darmadağın olabiliyor dış politikamız. Onun için vakit varken, konjonktür uygunken maksimum faydayı elde etmemiz lazım. Şimdi demek istediğim şu ki yani Libya'dan başlayan bu sürecin taçlandırılması gerekiyor diplomatik hamlelerle. Nasıl taçlandırılması? Bu şekilde ve bizim orada Doğu Akdeniz'de deniz kendi münhasır ekonomik bölgemizi ilan etmeliyiz. Ondan sonra da zaten doğalgaz arama ve ruhsat faaliyetlerini kendimiz yaparız ve Rumlarla Yunanistan'ı bütünüyle dışlamış oluruz. Şimdi bir başka şey de mesela bu Körfez Araplarıyla ilişkilerimiz ne olacak? Şimdi eğer kısa vadede Körfez Araplarıyla ilişkilerimizi toparlayamıyorsak yani kısa vadede en azından onların bize zarar vermesine engel olmuş oluruz bu politikalarla. Anlatabildim mi? Mesela geçenlerde bir Amerikan dergisinde işte bir istihbari haber yayınlandı. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi şeyi arıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı arıyor ve diyor ki sen İdlib'de ateşkesi yeniden boz. Ondan sonra Türkiye ile bir savaş hali çıkar. Ondan sonra istiyorsan sana 3 milyar dolar para. İşte bunu da Esad ya kaçırmayalım der gibi davranmış. Bunun üzerine Rusya işte Savunma Bakanı Şoygu'yu şeye göndererek alelacele Şam'a göndererek bak kardeşim böyle bir şeye kalkarsan biz bütün desteğimizi keseriz falan diyerek tehdit etmiş diye haberler var. Şimdi o günlerde ciddi olup bir haber mi sizce? Hocam olabilir mi? Olabilir ama o günlerde olup bitenlere baktığında işte böyle bir senaryo üretebiliyorsun. Ama ben şunu demek istiyorum esas. Mesela biz böyle bir politikaya yönelirsek Birleşik Arap Emirlikleri
bizim aleyhimize ne oyun bozucu işler yapabilir ne de oyun kurucu olabilir. Yani karşı tarafı siyasetle, diplomasiyle hizaya getirmek lazımdır. Bir sonraki aşamada da onun altını oyduktan ve onun gücünü kırdıktan sonra da şu denilmelidir. Yani bak kardeşim, benim seninle bir kavgam yok. Buyur gel, doğru dürüst ilişki kuralım, sen de kazan, ben de kazanayım. Ve özetle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin mevcut dış politikası aşırı derecede maliyetli. Bakın, 40 milyar dolar sadece mültecilere, sığınmacılara harcadık diyoruz. Peki kaybettiğimiz dış ticaret hacmi ne kadar? 10. yılına girdi Suriye Savaşı. Bakın biz milli mücadeleyi 3 yılda kazandık. 1919'u kabul edersek başlangıcı, 22'de bitti. Buna rağmen büyük bir yıkım yarattı. Şimdi Suriye'deki savaşta Suriye'den sonra en fazla zarar gören ülke Türkiye. Böyle bir şey olur mu? Bunun sona ermesi lazım bu savaşın. Ha şimdi sığınmacılara harcadığımız para, kaybettiğimiz dış ticaret hacmi, Rus uçağını düşürdüğümüz sene kaybedilenler, bizim bilmediğimiz rakamlar, navlun paraları, Suriye üzerinden gidemeyen tırların vesairenin, Mısır'la ilişkilerin bozuk olmasından dolayı tam olarak ihracat ürünlerimizin gitmesinde ortaya çıkan zorluklar, şunlar bunlar, hepsi masraf. Hepsi ben para. Daha büyük masraf söyleyeyim. Yani sınırımızda ve yaptığımız operasyonlarda kullandığımız bütün silah, İHA ve mühimmatlar başlı başına bir zaten büyük bir olay. Onları da saymıyorum. Tabii. Öte yandan bakın, herkesle kavgalı olmanın yarattığı bir de askeri stratejik masraf, maliyet var. Böyle olmaz ki. Şimdi yani tamam, silahlı kuvvetlerinizin gücü için bu masrafları zaten şu veya bu oranda zaten yapacağız diyebilirsiniz. Buna itiraz yok ama aynı zamanda silahlı kuvvetlerinizi güçlü hale getirmenin yolu da diplomasidir. Yani silahlı kuvvetlerin caydırıcılığından faydalanarak, bir de karşı tarafa havuç uzatarak olur. Şimdi diplomasi havuç ve sopa sanatlarını iyi kullanmaktır. Şimdi biz sadece küslük ve gerginlik üzerinden bir diplomasi yürütüyoruz. Karşı tarafların eline bir açılım imkanı vermiyoruz ki. Ha, karşı tarafların eline bir açılım imkanı verirsek onlar da bize doğru yanaşırlar ve dost olmaya çalışırlar. Efendim, köprülerin altından çok sular aktı hocam. Artık o Suriye ile o eski günler gelmez. Mısır'la mevcut ilişkileri toparlayamayız. Hiç katılmıyorum. Bunu söyleyenler siyasi tarih bilmiyorlar. 1998 Suriye krizi bunun en güzel örneğidir. Neredeyse savaşmak üzere olduğumuz ülkeyle can ciğer kuzu sarması olabildik. Hem de 13 sene. Bu 13 senenin 8 yılı da AK Parti'ye ait ve çok iyi yönettiler o 8 seneyi de. Yine olur. Yani toplumlar çıkarlarını gördükleri anda sarılmaya başlarlar çıkarlarına. Biz de bu yönde bir dış siyasete yönelmeliyiz. Zaten son söz olarak da belki şunu söyleyeyim. Bizim başka bir ihtimalimiz de kalmadı. Yani mevcut ekonomik yapı, korona salgınının getirdiği ekstra yükler vesaire, Türkiye'yi bu konularda mutlaka, bakın, geri adım atmaya değil, dış politikasında revizyon yapmaya zorlayacaktır. Benden söylemesi. Bunu yapmazsak diyorsunuz zaten, İhtimaller yani diğer uyguladığımız bütün kararlar bizim aleyhimize işleyecek takır takır diyorsunuz. Maliyetler artarak devam edecek. Evet. Ve sonuçsuz. Maliyetler artarak devam ediyor ama sonuç alamıyorsunuz. Evet. Ne olacak bu? Yıpratma savaşı devam edip gidiyor. Ben kazanamıyorum, ona da kazandırmayacağım. Devletler böyle davranmaz. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Bir yerden toparlanmak zorunda. Aynı anda İsrail, Mısır, Suriye ile bu yürütülebilir. Bu kadar basit diyorsunuz aslında. Çünkü basit zemin değil, de var. Şöyle, profesyonellere havale edilip, yani dış politikada revizyonunuzu yapacaksınız çerçeve olarak. Bu ülkelerle düzeltin. Profesyoneller bu işi yapar.
Ama aslında şey, ben şöyle basit görüyorum. Çünkü Esad defalarca barış çağrısı yaptı. Birincisi. İkincisi, Mısır'da zaten biz daha Sisi konuşmadan biz seninle konuşmuyoruz dedik. Tabii. İsrail'le de krizler bambaşka bir yerde zaten. İsrail belki biraz zor olabilir. Onda da Yok, aslında en sizin kolayı söylediğiniz o. gibi en kolayı olabilir En diyorsunuz. kolayı İsrail, çünkü en pratik kafalı devlet odur. Bir de İsrail'le uzlaştığınız anda zaten Amerika ile yaşadığınız sorunların şöyle %75'in üzerine bir çarpı çekebilirsiniz. Yani o da size ayrıca bir avantaj getirir. Şimdi tabii bu algılar da şey, yani İsrail'le anlaştığımız zaman acaba gene batıya mı dönüyoruz? Dolayısıyla işte gene Amerikan projelerine hizmet mi ediyoruz? Algısı Kendimize düşünenler var. dönüyoruz. Bak, kendimize. Bununla ilgili bunu söylediğin iyi oldu. Şunu açayım. Bakın, ileride siyasi tarih, diplomasi tarihi kitapları en güzel dış politikaya en güzel örneklerden biri olarak Putin'i gösterecektir. Bak, Putin bizimle çok çok iyi mi? Evet. Suriye'yi ayakta tutan o mu? Büyük ölçüde. Evet. Suriye krizinde Türk-Rus ilişkilerini başarılı bir şekilde şu veya bu şekilde yürütüyor mu? Yürütüyor. Aynı anda İsrail ile ilişkileri fevkalade iyi mi? İyi. İran. Sisi ile çok iyi mi? İyi. Sisi'nin şu anda Amerika'dan daha çok güvendiği ve işbirliği yaptığı lider ve ülke Putin. Putin ve Rusya. Bir Ha, de öyle. İran var. Bu bazı insanlar çıkıyor işte Sisi Amerika'nın kuklası, yok böyle bir şey. Sisi tam kendi dış politika çıkarlarına uygun bir şekilde hareket ediyor. İşine geliyor Avrupa Birliği ile işbirliği yapıyor. İşine geliyor Amerika ile yapıyor. İşine geliyor Rusya'dan savaş uçakları alıyor Amerika'nın itirazlarına rağmen. Şimdi İran'la arası iyi mi? Orada denge bir rol izliyor. Bu arada Almanya. Suudileri ve Körfez ülkelerini sakın bırakmıyor. Onlarla da ilişkilerini geliştiriyor. Zaten küresel olarak bir tarafta Çin'le çok iyi. Şangay ülkeleriyle, zaten Şangay'ın kurucu ortağı. Bu tarafta mesela başta Almanya olarak Avrupa ülkeleriyle, Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinin hepsiyle ilişkileri iyi ve Amerika ile irtibatı koparmamak için özen gösteriyor. Ve Trump'ı tutuyor. Trump'ı tutuyor ama Trump giderse öbürünü tutar. Yani Trump'tan önce de öyleydi. Anlatabildim mi? Şimdi dolayısıyla dış politikanın kendine has bir alanı vardır. Siz belli politika tercihlerinde bile olsanız dış politikayı kendine özgü o alanında yürütmek zorundasınız. Ve Türkiye için bu konuda zaman fazlasıyla geç kalınmış durumda. Yani bu dış politika revizyonuna gidilmezse maliyeti çok ağır olur. Tekrar söylüyorum, benden söylemesi. Hocam, bu uyarılar için çok teşekkür ederiz. Önemli. Aslında benzer şeyleri defalarca söyledik. Farklı cümlelerle yenisini söylüyoruz. Bu sefer çünkü karşımızda bir Covid-19 sonrası ekonomik kriz ve buhran belki de bizi bekliyor olacak. Bir yandan da iç politikadaki zaten gerginlikler de had safhada. Böyle olunca da bu uyarınız çok tarihi önemde. Umarım ilgili yerlere gidecektir. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ben Var mı teşekkür ekleyeceğiniz? ederim. Tamamdır her Peki. şey. Teşekkür ederim. Evet, Veryansıda Veryansı'nda Puan yakınlar. Kuş'ta sonuna geldik. Başka bir programda yine çözümler üretmeye çalışacağız. Biz Hasan Hocam'ın en önemli özelliği, her zaman söylüyorum, böyle şu sorun var, bu sorun var, böyle yaptık, böyle oldu demek değil. Kardeşim, böyle böyle yaparsak ancak çözümü böyle buluruz. Çözüm sunan bir hocamız ve o yüzden çok değerli. Onun değerini biliyoruz ve her daim de burada zaten konuk almaya devam edeceğiz. Başka programda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyoruz.